Assalomu alaykum, hurmatli vatandaşlar, İsmail Osmanovman. Bugünkü suhbatımız uruşun sabahları deyip atadık. Mana hammangiz xabaringiz bor, 3 haftadan ötdi. Rossiyaning Ukrainaga bosib kirib, katta urush bo'layotgandan endi xabarlari juda bor. Bu yerda nafaqat urush, informatsion urush ketdi. Rossiya tomoni Ukrainada bo'layotgan urushda spes operatsiya dedi. U yerda ketayotgan vayronchilik, katta haligi odamlarni nobud bo'lishi, 3 million odam g'arbga chiqib ketishi masalalari aytilmaydi-da. Faqatgina biz natsiklarga qarshi kurashyapmiz, fashistlarga qarshi kurashyapmiz. Ukrainani benderlardan ozod qilyapmiz degan safsata gaplar bilan mana qirg'invorat urush bo'lyapti. Buni tafsilotlarini juda yaxshi bilasizlar. Mana boshqa informatsion kanallarda kuzatib kelayotgan o'rtoqlar juda yaxshi biladi. Bu masalalarda butun dunyo gapiryapti. O'zimizda ham vatandoshlarimiz ko'p suhbatlar uyushtirib, mana shu haqiqiy ko'rinishlarni aytyapti. Lekin ming afsuslar bo'lsinki, buni tushunmaydigan odamlarimiz ham juda ko'p. Shuning uchun biz ham o'zimizni bir qanaqadir qissamizni qo'shib, mana shuni tushuntirishga harakat qilamiz. Endi eng negizga keladigan bo'lsak, Putinga, Putin parastlarga mana shu urush nimaga kerak bo'ldi? Nimaga mana shu hozirgi paytda SSR davlati bir qismi, katta Ukraina davlati, mustaqil Ukraina Rossiyaga nima yomonlik qiluvdi? Qanaqa qovuq to'ndiruvdi? Qanaqa dushmanlik qiluvdiki, mana shu katta kuch bilan 150 ming, 200 ming askar bilan bosib, mana nechta shaharlarni vayron qilib, minglab odamlar qurbon berilyapti. Nima uchun? Bu yerda faqat shuni bilishimiz kerak-ku, nima uchun? Urushning sababini o'zi nima? Bu yerda endi haliga fashistlardan tozalaymiz, bu degan gaplarni hamma safsat ekanimiz ko'rib turibmiz. Bu odamlar urushga qatnashgan odamlar, mirni jetellar haliga odamlar hammasi o'lib ketyapti. Qariyalar, bolalar, maktablar, bog'chalar, turar uylar va hokazo katta infratuzilmalar hammasi vayron bo'lyapti. Bu yerda bu odamlar nima gunohi bor? Mana shu urush nima uchun kerak bor degan masala juda katta. Buni biz bilishimiz kerak. Buni faqat bittagina maqsadi borki, mana shu Ukraina demokratik davlat bo'lib tuzilib, Ukrainada katta demokratik jarayonlar kuzatildi keyingi 10 yilliklarda. Shuning uchun mana Donbassni bosib olib, Qrimni olib qo'yib, mana shu yerda katta problema tug'dirib, keyinchalik Ukrainani bosib olib, Rossiya imperiyasiga qayta qo'shish edi masalan. Agar shunday qoldiraversa, Ukrainada bo'layotgan demokratik jarayon bu Yevropaga o'tish, demokratik davlat bo'lish, iqtisodiyotni ko'tarish imkoniyatlari katta edi. Mana shuni ko'rib turib, Putin mana shuni Rossiya fuqarolari ham ko'rib turdi. Mana shunaqa bo'lmasin, Rossiyaning Qarabog'da qoladigan bir bosim tegida qoladigan davlat bo'lsin degan maqsadda qildi. Mana shunda xuddi shunday mana Belarusiyada qildi. Kelajakda mana Pribaltika qilishi mumkin edi. Endi buni kecha yaqindagina aytdi o'zi. Biz eshitib boramiz qanday bo'ladi. Informatsion nimalarni o'zini aytgandi. Bularda maqsadi faqat Ukraina emas, butun Yevropani ilgari Varshava dovrida kiradigan davlatlarni qaytarib olish va o'zini diktaturasini o'rnatish. Imperiyani qayta tiklash. Mana shu munosabatlar bilan biz har doim aytib kelamiz. Bizi O'rta Osiyo mamlakatlari, shu jumladan O'zbekiston bugungi kunda Rossiya xarob bo'lib qolgan bitta davlat. Buni ko'p marta aytganmiz, yana isbotini topayapti. Urushda butun dunyo qoralab Ukraina tomonida bo'lib, unga moddiy, iqtisodiy, moliyaviy yordam berib turgan bir paytda endigina kechagina tashqi ishlar vaziri biz Donbass bilan Donetsk, Lugansk viloyatlarini mustaqilligini tan olmaymiz dedi. Shu 3 haftadan ziyod urush bo'lish kerak ekan mana shuni aytish uchun. Lekin urushni qoralagan hech kim yo'q. Urush yaxshi urush bo'ladimi, yomon urush bo'ladimi, bu urush odamlar o'ladi. Mana shuni qoralamagan davlat, men o'ylayman, bu mutlaqo o'zi mustaqil davlat emas.
Eğer Özbekistan müstakil devlet bulganda birinci gün aytardı biz uruşka karşımız. Buna karşıga yol koyup olmaydı dep. Ana endi bütün dünya hamjamiyati, Avrupa iqtisodiy hamkorligi, NATO, Amerika, hatta ki buna Japonya, Yüzey Koreya, Avustralya o'xshagan davlatlar ham Rossiya katta sanksiyalar qo'llandi. Buni hammangiz juda yaxshi bilasiz. Rossiyaning iqtisodiyoti cho'kadi. Uje boshlandi cho'kishdi. Default yoqasiga keldi iqtisodiyoti. Hamma sanoat korxonalari umuman katta talafatga uchraydi. İqtisodiy zarar juda katta bo'ladi. Ana inflyatsiya darajasini ko'ryapsizlar. Bunu ayırıp, hava yolları hem hiç kayfa uçamaydı, deniz kemaları hem yuramaydı. Ve hakikaten katta katta bunu hamas etse bayit şart demez. Bana şu Amerika bundan Avrupa iqtisadiyatını sanksiyonlarla bütün dünya koşulu yaptı. Bana ondan kalırsa, Kıtay'a, Kıtay'dan yardım sorgan diyem, Kıtay'a hazır Rusya'ya atkaz bile yaptı. Kıtay korkadı Amerika bundan. Juda bog'liq bularning iqtisodiyoti Yevropa ittifoqi bilan bog'liq. Shuning uchun Xitoydan ham yordam kelishi juda qiyin. Mana shu masalalarda keyingi 2 hafta, 3 hafta ichida shura o'rganib turib, lekin bizni O'zbekiston davlati xulosa chiqarmadi. Yaqindagina O'zbekiston bilan Rossiyaning iqtisodiy islohotlari yana iqtisodiy hamkorligini yanada kuchaytirish, ularni mustahkamlash borasi burası da bir kanakadır uçraşıp oldu diye. Bana şu korup durup, Rusya'nın iqtisadiyatı çok adaya halat kekigen de, hem atamandan teknikavi, cüda katta sanksiyonlar boğa halat diyem, Rusya'nın aitkanımına yürüp, onların iqtisadiyatı yana kaytaktan çukurlaştırış masalasını koru yaptı. Bu cüda NATO'lu yol. Yani bana, bizdeki katta katta karhanalar, sanat karxonalari, boshqa nimalarning hammasi ko'pchiligi Rossiyaning katta-katta milliarderlarning qo'llariga, ularning moliyaviy ta'sirini ostida ketgan. Gorniy kombinat deymizmi, ko'mir konlari, temir yo'llar, aeroportlar, mana shularning hammasi g'arb davlatlarining sanksiyasi tufayli cho'kadi. Ularning hammasi texnikaviy nimalarni, texnika jihozlarini hammasini Rossiya orqali olar ekan. Yana mana bizdagi oligarxlar, milliarderlar hammasi sanksiyaga tushadi. Bu aniq bo'lyapti. Bu mana Rossiyadan keyin sekin-sekin mana shu o'zimizning O'rta Osiyo davlatlariga ham o'tadi. Buni kecha Abdulaziz Kamilov Washington ketib ketganda bunga yaxshilab tushuntirib aytgan. Shuning uchun juda haliga biroz zo'rlaganday bugun aytdi. Bechara haliga boshqa qiladigan ish qolmagan. Boshqa narsa yo'q. Mana shu Donbassda biz haliga ekta viloyatni tan olmaymiz deb zo'rg'a gapirdi. Ha, ondan ko'za bir urushga qarshimiz deb aytadigan odam yo'q. Mana shu takror qilib aytaman, bizning davlatimizning mustaqil emasligi, mustaqil siyosat yurg'iza olmaydi. Mana shu ishga quldi boshqa narsalar kuzatyapmiz. Hozir mana shu jarayon baribir qachon bo'lsa ham mana shu urush tugaydi. Lekin urushning tugashining o'zi ma'lum bo'lib qoldiki, Rossiyaning Ukrainani yutuq bilan tamom bo'ladi. Agar Rossiya yutgan kunda ham Rossiya yutqazadi. Rossiya hozir biz Ukraina bilan chegaralanib qolmaymiz, haliga g'arbga qarab yuramiz degan masalalarni qo'yapti. Atom bombasi bilan tahdid qilyapti g'arbni. Shunday ham bo'lsa katta yordam berib, mana Ukraina kechadan boshlab katta zarba berishga o'tdi. Donetskda Luganskda, Kharkiv atrofida, Kiyev atrofida. Mana shuning hammasi haqiqat Ukraina tomonida ekanini ko'rsatib turibdi. Endi shunga qaramasdan o'rtada biz shuni kuzatyapmizki, endi Putin to'g'ri qilyapti. Putin molodes. Rossiya yutadi degan masalalarni juda eshitish, juda bir eshitib yo'l tuyuladi. Bu urushni axlashning o'zi bir qanaqadir ahmoqona ish. Mana shu ish, mana shu masaladagi ushmaslik kerak. Bizlar mana shu holatlarni to'g'ri baholab, to'g'ri xulosa chiqarishimiz kerak. O'zbekistonning kelajagi nima bo'ladi? Kim tarafda bo'ladi? Endi haliga Rossiyani yengiladigan holatini ko'rib turib,
3 haftadan keyingine astagina biz tanamayımızdan gap endi gapirganning o'zi juda ko'p narsani bildiradi. Shuning uchun men o'ylayman, bizning davlatimizning qiladigan ishi, agar Shavkat Miromonov shunga qodir bo'ladigan bo'lsa, bittagina yo'li bor. Atrofida korrupsioner, milliarder, hamma o'g'rilarni bular o'zi juda yaxshi biladi Shavkat Miromonov. Juda yaxshi biladi. Kimda qancha milliard pul bor, qayerlarga qo'ygan, qayerlardan o'miryapti, buni hammasini musodara qilish kerak. Buni illyustratsiya qilish kerak. Bu davno nazrevshiy vopros. Mana shuni qilish kerak-da, ularni hammasini chorasini ko'rish kerak. Agar shuni qilmasa, Shavkat Miromonov, Shavkat Mirziyoyevning o'zi kelajagi yo'q. Ertaga hammasi ular sanksiyaga tushadi. Shuning oldini olib, bugun respublikaning iqtisodiyotiga yordam beradigan mana shu pullar respublikaning kuniga yaraydigan bo'lish kerak. Iqtisodiyotni ko'tarishga yordam berish kerak. Ularning hammasidan yotgan pullarini, ular hammasi dollarda, yomasa funt sterlingda, yomasa yevroda. Hech kim hech qanaqa xohmoq o'zbekning so'mida ishlamasa kerak kapitalni. Milliard milliard pullari bor ekanini biladi Mirziyoyev. O'zida ham bor. Mana shularni hammasi respublika olib kelib qayerga o'zida xohlash kerak. O'shada xalq tushunadi. Hech kimda hech qanaqa gumon bo'lmasligi kerakki, Shavkat Mirziyoyev mana shu o'g'rilarning korrupsionerlarning pulini bilmasligini mumkin emas. Agar shu ishni qilmasangiz, ertaga hamma sanksiyaga tushadi. Bu hali halva. Qaytib kelmaydi respublikaga. Iqtisodiyot o'tiradi. Mana shu masalalarni men o'ylayman, bugun rahbariyat bilish kerak. Buni o'ylash kerak qanaqa yo'llar bilan. Mana Nazarboyevdan keyin mana ozoz bo'lsa ham Qasim Jomart To'qayev katta milliarderlarning pullarini katta jamg'armalarga qo'yib, respublikaning manfaatlari uchun ishlatmoqchi. Men o'ylayman, buni oxirigacha qilmaydi, lekin boshladi shu ishni. Biz shuni davlat qilishimiz kerak edi. Bugun qilmasangiz, ertaga baribir mana Rossiyaning milliarderlarini, oligarxlarini sanksiya qilganda hamma pullari muzlatiladi. Hatto Londonda yurgan bitta oligarx bugun aytibdiki, menga deydi, oyiga 2,5 ming fond beradi, boshqa pul bermaydi dedi milliarder. Men nima qilishimni bilmayman deydi. Va hokazo hamma shu. Hamma samolyotlarni, yaxtalarni, milliardlarni muzlatganini ko'rib turibsizlar. Buni bundan to'xtamaydi, bu yana bu ko'payadi bu narsa. Abizadov, Alisher Usmonovni ko'rdinglar, boshqa milliarderlar xuddi shunday bo'ladi. Agar Shavkat Miromonovning o'zining puli bo'lsa, u ham muzlatiladi. Kim bo'lsa birinchi navbatda rahbarlar turadi bular haligi g'arbning haligi ko'z ostida. Ular hammasini ko'rib o'tiribdi mikroskopda. Kimning qayerda qancha puli bor. Mana shu narsani bilish kerak o'rtoqlar. Mana shuni 5 yildan beri kuzatamiz, aytamiz, iqtisodiy islohotlarni qanaqa bo'lish kerak ekanini maslahatlar beramiz, lekin bir xulodan kiradi, ikkinchi xulodan chiqqani umuman e'tiborga olmaydi. Mana keyingi bayonotlari oling Shavkat Mirziyoyevdan. Biz deydi, ana katta islohot qildik. Mana Cotton kompaniya bizda deydi, haligi boykotdan olib tashladi paxtamizni deydi. Bu sizning islohotingiz emas, janob Mirziyoyev. Bu haligi inson huquqlarini himoya qilish nimalarining ishi edi bu. Shularni haligi aktivlarining. Lekin paxtani London birjasiga sotganingiz va boshqa joyga sotganingiz bilan, yo bo'lmasa tola, yo bo'lmasa mato sotganingiz bilan dehqonlarga keladigan foyda yo'q. Dehqonchilikni, paxtachilikni umuman o'ldirdingiz. Dehqonlarning ustiga faqat monopoliya kelgan. Klaster degan nom bilan. Buning uchun hammasi anti haligi nima islohot. Bu islohotning teskarisi. Chorvachilikda ham xuddi shunaqa. Dehqonchilikni boshqa sohalarda ham xuddi shunaqa. Kechagina aytgan haligi ukazingiz bo'yicha 350 ming qo'ydi bo'lib beramiz degan bir ahmoqqina ish. 10 kunda buni bajarish kerak edi, hali buni xabari yo'q. Kimdan olib, kimga berdingiz? U bilan kimning bir narsasi bir ikki bo'ldi. Umuman shunaqa ishlar hammasi. Buni mana ertaga o'zi boshlandi Rossiyadan kelish. Hammasi Rossiyaning puli singandan keyin bizni migrantlarimiz oladigan daromadlar juda pasayib ketdi, ular hammasi qaytib keladi. Siz xolasangiz ham, xolamasangiz ham ularga ishlab bera olmaysiz.
Maşallah şunlarla işçi oraları yer açgına gidi. Bana şu birler derleriz oraları pullarını alıp gelip size kadar hakkını prezident basanız. Fakat yine onlarla kısmat kılışmadan yürüp siz hazır. Özlerinizi pullarınızı kubaytırıp nepotizm. Şunun için bana şu masala cüda ağır yerdeki Respublikanın hayatı kanaka bulan tasavvur kılsam ki bana şu 3 milyon, 4 milyon adam kaydıp gelse. Bunların bir yetişimini bütte yolu yerlerini kusay kılıp verip adamlarına tarikatı veriş gerek. Kağın marcayga monopoli yap geldiyiz. Kağın marcayga monopoli. Dekkan öldü. Bana şu masalarda ortalık kağın marcası birbirine bağlı. Dünyanın siyasatı, dünyadaki bol yatkan cerrahiyalar bizge cekatta tasarını koştadı. Kim böyle en kalıgı slavi, en kalıgı kambagal devletlerine birinci katta tasar koştadı. Şunun için biz Rusya'nın tasarından çıkışımız gerek kanday bulmasın. Bugünkü bol yatkan işleriniz ona okuşamaydı. Ya Putin'e bir, Putin buna birge oruçka varamaysalar. Eki otu ortası kovunca okuşaydı bugün Rusya. Bunlar dediğinde bana şu, 5 yıldan beri müstakil siyaset yürüyüşü olmadı. Bir yaka malumu sabah, cekatta sabah oldu mu? Eğer de kana kadar oylaydıken, bir doğru fikirlaydıken insanlar bulsa, hükümette, prezidentin atırapı da, bana şu anda maslahatları veriş gerek de bir kana kadar siyasi yollarını tutuş gerek başkaca. İktisadi, siyasi ıslahatlardı. Buna yana olmarda Tokayt'ın keçe yakında çıkarken numaralarını gördük. Kanaka ıslahatları otkızmak için. Siyasi partilere kanaka buladı. Özü mesela atrafıya özü karnaş çocuklarını omidigen boptu. Vah hakeze vah hakeze. Koruş gerek buna. Jüdayam yakışı olmasayan bir kanakadır yeşim bu. Lekin bunların hamarsı bize tezkarısı bol yaptı. Şunun için Maraş'a katta oruç adamzat Maraş'ın bizim hayatımızda İkinci Cihan Oruç'tan keyin katta oruç böyle yaptı. Hiç kanaka hiç kimse gerek emesinlerse. Fakat gene bu da faşist. Bu da klasik etken bu da Putin'in bu da ahamak adamın kılıp yürgen işini mahalle boğduruz. Manınca hiç kanaka hangi bir ne bakar doğru gelmeydi. İnsani bir tamamlardan olmam bunu düşünü ben bulmaydı, bunu kula ben bulmaydı. Bana şu işin mavuliyeme sabah çıkarış gerek. Eminle bana şu işin sabah çıkarış gerek. Bu hazırlıklı tutuyatken yolu benimse topik. Bu masallar boyunca ortalık fikirlerimiz nesillerimizle bakan kuramız. Alem gaplaşamız. Oruç keti yaptı. Bu demokratiyanın, avtokratiyanın, demokratiyanın ve diktatoranın, demokratiyanın, imperiyanın kuraşı de bilemiz mi? Ahırki imperiya, Rus imperiyası. Yıkılış arafası da. Eğer bunu biz toskunluk vermezsek, ertege Orta Asya'ya baskınçılık kılıcı aydan anık. Ona kaçı kaydı yaptı, sıremez. Kazakistan'da olamız dedi, Orta Asya'ya boramız dedi, Kafkaz'da olamız dedi. Açı kaydı yaptı, yaşırma yaptı. Namaz kaldı. Bunu ilgari bilerdi, lakin açı kaydı yaptı hazır. Maraş'ın gibi öyleyim, sabah çıkaradık ama. Aman bulurlar, yatarak bu.